Spastik çocuklar, yani serebral palsili çocuklar doğum öncesi, doğum esnası ve doğum erken sonrasında çeşitli sebeplerden beyinde oluşan bazı zedelenmelerin vücutta yarattığı sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Bunlar %90 kasılmalar ve gerilmeler. Bunun dışında da tekrarlayan bazı titremeler gibi problemlerle ortopedi doktorlarının karşısına çıkarlar. Bunlar da ilk önce yaşına göre 6 yaşından ufak çocuklarda fizik tedavi yöntemlerini destekleyici faktörlerle ortaya çıkıyoruz. Ortopedist fizik tedavinin gevşetemediği eklemleri çeşitli yöntemlerle gevşetmek gayesini gütmelidir. En çok kullanılan ufak çocuklarda yöntem botoks tedavileridir. Botoks kasın bir zehiri olmakla birlikte uygun dozlarla kullanıldığında kası gevşetir ve fizik tedavinin önünü açar. İleri vakalarda artık çocuğun eklemleri açılamaz. Bu zaman gevşetici cerrahilerle çocuğun eklemleri açılır ve sonra çeşitli yöntemlerle yürümesi sağlamaya çalışılır. İleri vakalarda artık çocukların kasılmaları vücutta eğer şekil bozukluklarına sebebiyet vermişse, kemiklerde anormal gelişmeler olduysa bunları ameliyatlarla kesip tekrar düzeltme yöntemleri başlar. Fakat bu yöntemlerin hepsinde aile, doktor, fizik tedavi, ortez, çocuk nöroloğu ortak çalışmalı ve bir ortak bir gaye üzerine birleşmelidir.